Bunları nereye koyalım Pınar Hanım? Siz şu tarafa. Siz de şimdilik şöyle koyun lütfen. Hoş geldin Pınar. Aykut Bey, merhaba. Resimleri yerleştirmende yardım edebilirim istersen. Çok sevinirim. Bence girişe en canlı renkleri koymalısın. Öyle mi? Ben de en kötü renkleri seçmiştim orası için. Nasıl olsa hemen gelip geçerler diye. Olur mu öyle şey? İlk görüşte aşk gibi bence ilk temas, ilk bakışma, ilk intiba çok önemlidir. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Burasıysa bence en nadide parça için mükemmel bir yer. O zaman oraya bunu koyalım. Bu? Bunu kim yaptı? Kızım. Bu sergi için yaptı. Senin bir kızın mı var? Hı hı. Buna inanmak mümkün değil. Hem de 6 yaşında. Sana olan hayranlığım bir kat daha arttı. Oğul, madem medya bizi devirecek kadar güçlü, bunu tam tersine çeviremez miyiz? Birine leke atmak, suçlamak en kolayıdır. İnsanlar da buna hemen inanırlar. Yanlışlık olmuş dense bile üzerine yapışan etiketi çıkartıp atmak hiç kolay değildir. Ama imkansız diye bir şey yoktur elbet. Ben hastanedeyken yazılıp çizilenlere göz atayım dedim. El birliğiyle engel oldular. Ya, belki de o yüzden hadisenin bu noktalara gelmesini idrak edemedim. Peki evladım. Sonradan bu insanlar suçsuzmuş diye haber çıkmadı mı? Tabii ki ama ikinci ya da üçüncü sayfada. Krallarken olduğu gibi manşetten değil asla. Ama merak etmeyin. Yeni bir haber daha hazırlayabiliriz. Peki ben bir basın açıklaması yapsam? O da etkili olabilir. Cihan'a söyledim. Davanın seyriyle ilgili bir dosya hazırlayıp sana verecek. İyi olur. Kitap için de yararlanabilirim. Ha sahi. Nasıl gidiyor? Aslında çoğu bitti. Birkaç yeni bilgiye ihtiyacım var. Tabii biraz belgesel niteliğinde olduğu için de belgeye. Yazı dizisinde çok fazla çetenin yukarılarına kadar ulaşamamıştım. Malum. Artık kitapta uyuşturucu mafyasının kimin ellerinde olduğunu kanıtlamak zorundayım. Ben muvaffak olacağına eminim evladım. İnşallah efendim. Ne oluyor gene yenge? Bir anlasam evladım. Geldiğinden beri ağzını bıçak açmadı. Demin de Gökhan gelmiş. Şimdi karşılıklı konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar yenge? Buradan anlamak pek mümkün olmuyor evladım. Enişteyi buraya çağırması da ilginç değil mi? Vallahi benle bile ilgilenmedi. Nasıl oldu diye bile sormadı. İyi misin evladım? Geçmiş olsun o kadar. Ha, bir de Seher'e paça çorbası kaynatın, iyi gelir kemiğe dedi, gitti. Var, var bir şey var. Ya yenge, benim bir şeye gitmem lazım ya. Nereye çocuğum? Sıkıştım yenge. Ha tamam evladım, ben seni bekliyorum burada. Tamam, hadi. Tamam, peki. Gümüş, ne haber canım? İyilik hayatım. Galeriden mi geliyorsun? Ay evet, öldüm bittim valla. Bitti mi peki? Ama tam değil. Daha ışıklar falan ayarlanacak. Galerinin sahibi var Aykut. Ha. Allah'tan o yardım etti de hafifledi işler. Heyecanlı mısın peki? Ay hem nasıl, anlatamam. Beğenilmeyecek diye çok korkuyorum. Sakın korkma. Beğenilmez olur mu? Çok başarılı olacak. Gerçekten mi? Tabi. Oo, dedemi görüyor musun? Yine kafayı çekiyor. Gergin mi biraz? Evet. Hadi yürü. İyi akşamlar. İyi akşamlar dedeciğim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Merhaba dedeciğim. Nasılsın? İyiyim çocuklar. Dedeciğim bir şey mi var? Yok bir şey kızım. Hiçbir şey yok. (Gülüyor)
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.